Selamünaleyküm Ahmet Paşa. Aleykümselam Ferhat Paşa. Sen böyle erken vakitlerde gelmezdin. Zevcen Beyhan Sultan, Valide Sultanımızı ziyarete geldi. Valide Sultan'dan merhamet mi dileyecek? İbrahim Paşa'mızın ilk divanı. Bakalım ne kararlar alacak. Bu pargalı senin kelleni alırsa hiç şaşırmam. Onun haddine mi düşmüş? Ben hanedan damadıyım. Aileden sayılırım. Bakarsın o da damat olur, kim bilir. Nasıl olacak o iş? Bir Hatice Sultan var. O da Piri Paşa'nın oğluyla nişanlı. Nişan bozuldu diyorlar Ferhat Paşa. Senin haberin yok mu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divanımızı açıyorum. Evvel emirde şu hususa açıklık getirmek isterim ki bundan böyle hünkârımız Sultan Süleyman Han Hazretleri münasip gördüğü haller dışında divana bizzat katılmayacağını beyan etmiştir. Devlet-i Aliye'nin Vezir-i Azamı olarak bu şerefli görevi ifa ederken beraber çalışacağım vezirleri seçtim. Lakin önce yeni tayinler söz konusu. Evvela onlardan başlayacağım. Ferhat Paşa'yı Rumeli'nin mühim noktalarından Semendire'ye vali tayin ettim. Şeref duyarım. Devlet-i Aliye'nin bana biçtiği her mevkide görevimi ifa ederim paşam. Tenzili rütbe? Ferhat Paşa'nın layığı bu mudur Vezir-i Azam Hazretleri? Budur. Ahmet Paşa, sizin Devlet-i Aliye'ye üstün hizmetleriniz olmuştu. Ahmet Paşa bundan sonra hizmetlerine Mısır'da vali olarak devam edecektir. Bu kararınızdan padişahımız efendimizin haberi var mıdır? Siz merak buyurmayınız paşa. Hünkârımızın bütün kararlardan haberi var. Rumeli Beylerbeyi Ayas Paşa ve Çoban Mustafa Paşa'yı hünkârımızın onayıyla yeni kubbe vezirleri tayin ettim. Bunun başımıza geleceği belliydi.
Ben canımı kurtardığıma şükrediyorum. Canımı alsalardı keşke. Ben bu mevkiye dişimle, tırnağımla kazıyarak geldim. Vezir-i Azam olmak benim hakkımken Mısır'a gönderiyorlar. Ben bunun hesabını o Pargalı İbrahim'e sormaz mıyım? Bu tayine göz yuman Sultan Süleyman'ı pişman etmez miyim ben?